Evet Semra Karabaş Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulunduğu Maymun çiçeği virüsüne ilişkin konuştu Bakan Koca şu ana kadar ülkemizde 5 maymun çiçeği virüsü hat e hastası tespit edildi. Bu 5 hastaya filyasyon yapıldı ve yakın çevresi izole edildi. 4 hastamız tamamen iyileşti ve taburcu edildi. Bir hastamızın da izolasyon süreci devam ediyor ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı durumların nasıl olduğu sorusuna ilişkinse bakan koca sağlıkları yerinde hiçbir sorun yok yanıtını verdi. Ülkemizde sık gündemine rastlanmamasının nedeni de hastalığın yakın temasa ve kapalı ortamda yakın ve uzun süreli temaslarda bulunması Ülkemiz açısından bir endemi ya da küresel anlamda bir pandemi riski taşımamaktadır ifadelerinde kullandı. Bakan Koca koronavirüs salgınına ilişkinde konuştu. Hatırlanacaktır. Son dönemde vaka artışları dikkat çekiyor. Bakan Koca Covid-19 salgınında ortaya çıkan ilk varyantların daha güçlü ve hasar verici olduğunu dikkat çekti. Omikron varyantının ise daha bulaşıcı olduğunu ancak hastalarda hafif seyrettiğinin altını çizdi. Bakan Koca hatırlatma dozlarının yapılmasında şiddet de öneriyorum ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık çalışanlarına yönelik özük haklarına ilişkin de konuştu. Bakan Koca yeni bir yönetmelik hazırladık, adaleti temin etmeye emeği karşılığını vermeye odaklandık. E, ta, taslakla ilgili kurumlarla görüşmelerimiz devam ediyor. E, yakında yayınlayarak 15 Ağustos'ta devreye girecek. Hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyetiyle sorunları daha kolay çözeceğiz ifadelerini kullandı. Ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Ankara'da Cem e saldırıya yönelik de konuştu. Provokatif saldırıya yönelik konuştu. Bakan Koca soruşturmanın devam ettiğini şu ana kadar 3 gözaltının olduğunu ve bu soruşturmanın daha da derinleşerek gözaltı sayısının da artacağını ifade etti. Kabine toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gündeme ilişkin yaptığı açıklamalar bu şekildeydi. Diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Semra Karabaş